Selam arkadaşlar. Gerpe'ye gidiyorum, denize. Şöyle bir şey var ki, hava şu an kapalı. Yani bakın, kapalı gibi görünüyor değil mi? Dün gidecektim normalde, dün de aynısı oldu. Dün de böyle kapalıydı, öğleden sonra full açtı. Ben de her hava durumuna baktım. İzmit'te de öğleden sonra full güneşi gösteriyor. İşte Kerpe'ye baktım, orayı da full öğleden sonra güneşi gösteriyor. Ben şu an, saat şu an 11. Ben 12'deki otobüse binip gideceğim. Ve ben oraya gidene kadar saat 2-2.30 falan olacak. O yüzden hava güneşli olur diye düşünüyorum. Umarım o kadar yolu çektiğime değer ve orada mal gibi kalmam diyorum. Şu an acaba gitmesem diye tekrardan düşünüyorum ama gideceğim yani, gideceğim abi. Ama şurada da kara bulutlar var, yağmur mu yağacak ya? Baksana da. Bilemedim. Neyse, tekrardan hava durumuna baktım. Öğleden sonra güneşi gösteriyor, o yüzden gidiyorum. Gittiğimizde bizi ne sürpriz bekleyecek çok merak ediyorum. O zaman orada görüşürüz. Tepe Kilika ile otobüs kaçın. Yani oradan izledim de neredeyse yarım zaten falan burada bekliyorum. Çok düşündüm, çok tartıştım kendi içimde. Gitsem gitmesem, öyle gitsem, yarın mı gitsem dedim de yok yani, ben bugün gideceğim. Yani 2 saat gidiş, 2 saat dönüş, orada kalma süresi 5 saat olacak ama olsun ya, 5 saat bana yeter zaten. Çok çalışmayayım, haftaya Zehra gelecek. Zehra geldiğinde de gideriz. Gitmek istiyorum bugün kafaya koydum. Bir yemek dersen bir sürü kız geçirmeyelim. O yüzden bir 15-20 dakika otobüs gelecek. Ondan sonra gideceğiz. Bakalım yolculuk başlayacak. Yani otobüsü kaçırmam da bundan çok şey tutulmuş ki. Yanlış saatlere bakmışım. İçerideki saat ne, ekonomideki saat farklı. O yüzden baya bir sinir oldum da neyse artık, iş işten geçti. Gideceğim, 5 saat takılacağız yani, niye çarptım? Okulamıyor olmadığına göre bana 5 saat yeter mi? Yağmurlu gösteriyor. Ama işte Kandıra'ya baktığım zaman cennet tarafına, orası çok güneşli. Ben gidene kadar da uçarsın zaten. Dalga falan olursun. Söverim, gerçekten söverim yani. Böyle abi çok kötü ya. 2 saat uzaklıktaki bir yere gitmek gerçekten çok kötü. Giresun'u bir kez daha alacağım. Zaten bu arada Giresun'a çıkmayacak bir var ya. Şu an gerçekten daha çok özledim. Evimin köşesinden bakıyorum, görüyorum. Daha deniz çok güzel. Ben gidiyorum diyorum ve gidiyorum. 5 dakika denizdeyim. Burada tabii ki de öyle bir şey yok. Buranın havası, buranın havası farklı. Neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Tamamen sürpriz. Neyse, hayırlısınız. Orada görüşürüz artık. Denizden çıktım, hava, deniz gerçekten çok güzel. Bir de buranın cebeci, normalde cebeci dalgalı oluyormuş otobüste, bunun bilgisini aldım, o yüzden kerpede indim. Ve burası cebeciden çok daha iyi çünkü derenin açısından tam istediğim gibi. Biz başka bir kısmına geldik, bir de şu tarafta var, orası kumsaldan giriyor. Burada da direkt kayadan giriyorsun, o yüzden burası çok daha iyiymiş. Zehra, ben yine buraya geliyoruz seninle. Güzeldi bayağı, su da çok iyi, hava da şu an çok iyi. İyi gelmişim diyorum yani. Bakalım şimdi ameliyatlarımı gidereceğim umarım. Sonra yine girerim yani. Güzel vakit geçireceğim, iyi ki gelmişim. Bilmiyorum, bu gidişle belki yarın da gelebilirim. Hayırlısı. Denize girerken falan çok video çekemedim çünkü şurada bir mesafe var. Herkes orada atlıyor. Şu telefonun başına bir şey geldi. Zaten telefon da benim değil, o yüzden o işleri çok riske alamadım. Şu an iyiyiz. Güneş oturuyoruz, güneşleniyoruz bir yandan. Ameliyatlarımı gidermeye çalışıyorum. Ama gerçekten hava çok güzel. İyi ki de gelmişim diyorum. Yarın da gelebilirim. Gerçekten yarın da gelebilirim. Dedi ya o. Gerçi 2 saatte yol gelmedim ya. 1 saat mi geldim? 1 saat 1.5 saat geldim herhalde. Cebeci'ye gitsem daha uzun sürecekti ama Kerpe daha güzel Cebeci'den. O yüzden bundan sonra mekanımız Kerpe. Buralar güzel ya. Çok beğendim. Haftaya Zehra'yla da geliriz. Daha erken geliriz. Belki yarın da daha erken gelebilirim buraya. Bakalım. Şu tarz golf arabalarını gördükçe aklıma yarışma geliyor.
Yani bir türlü yarışma psikolojisinden çıkamadım. Gerçekten sürekli şey düşünüyorum hatta, yani belediyeye gidip bize bir tane golf arabası versinler. Biz okulda deneyelim. Seneye Özgün Araç'ta katılalım. Bilmiyorum, bu sene bir şeyler yapılacak ya. Görüşmeyi planlıyorum birkaç yerle. Tabii ilk önce bir ekiple konuşup bir toplantı yapmamız lazım. Ondan sonra ne olur bilmiyoruz ama bir araba şart bize. Çünkü zor oluyor. Oraya gidip kısıtlı sürede bir şeyler yapmak. Hala düşündükçe moralim bozuluyor. Çünkü yapabilecekken yapamadık. Yani bir haftamız daha olsaydı her şey çok daha güzel olabilirdi. Şu an gerçekten her şey çok daha farklı olabilirdi ve oradan farklı bir şekilde ayrılabilirdik. Neyse, şu an yarışmayı düşünmeyeceğim. Onu atlatmam birazcık zaman aldı. Şu an şuradayken bu an keyfini çıkartmayı düşünüyorum. Yarışma bizi üzdü ya. Gerçekten üzdü. Asıl bizi üzen yapabildiğimiz şeyi o an çok ufak şanssızlıklardan ötürü yapamamız. Bu sene şans bizden yanılmadı yani, ama seneye hiçbir şey şansa bırakmayacağız. Çünkü her şeyi tam anlamıyla yapmış olacağız. Neyse, yarışma konusu bu kadar yeterli. Şimdi şu denize bakıp keyfini çıkartalım. Korkma fena.